Arkadaşlar Meb'in yayınladığı 600'den fazla Türkçe sorusu arasından seçtiğimiz Gümüş Sorular serisinin 3. sorusuyla karşınızdayız. Hemen sorumuza başlayalım. Mayıs ayında yayınlanmış olan örnek sorulardan 8. soru yerinde verelim sorunun. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu cevapların herhangi biriyle ilişkili değildir? Yani aşağıda soruları verilmiş, yukarıda cevapları verilmiş, ilişkilendirilmesi isteniyor. Dikkat ederseniz değildir diyor. Bu sorular karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan ancak bu soruda artı bir şey var. Genelde tek bir metini metin verilip onun sorusu bulunması istenir. Ancak burada 3 metin verilmiş ve bunların sorularının bulunması istenmiş bizden. Ne yapacağız bu tür sorularda? Önce mutlaka sorulara göz gezdireceğiz. Genelde tek metin olduğunda işinizi daha da kolaylaştırır. Burada 3 tane var. Aklımızda tutup bir göz gezdirip metin, metinleri öyle okuyacağız. Son zamanlarda ne tür yazılar okuyorsunuz? Okuduğu yazıların türünü sormuş. Yazmak, beste yapmak gibidir sözüyle ne anlatmak istiyorsunuz demiş. Ya Yazmak ve okumak arasında nasıl bir ilişki vardır sizce diyor. Edebiyat ödüllerinin dediği anda sanatın üzerindeki etkisi ödüllerin etkisi sorulmuş. Hemen bakalım. İkisi birbirinden ayrı olabilir şeyler değil demiş. Dikkat edelim bakın ikisi birbirinden ayrılabilir değil derken iki kavramın karşılaştığını karşılaştırıldığını görüyoruz. Peki sorularda hangilerinde iki kavram vardı? Hatırlarsak B'de var ve C'de var. Aslında bu bir püf noktası da veriyor size. Bu iki kavramlı sorulardan bir tanesi bunun sorusu olacağına göre sen bunlardan birini bulduğunda değildir de bulmuş olursun. Çünkü ötekilerin olmama ihtimali var. Hemen bakalım. İkisi birbirinden ayrılabilir şeyler değil. Peki ne bunlar? Bu herkeste olması gereken bir hassasiyet aslında. Harfler sesleri temsil ediyor. Kağıdın üzerine yazılan harflerden topluca bir ses çıkıyor. Bu sesi düzenlemesi gerekir yazarın. Sesler tesadüfün eline bırakılırsa tatsız bir gürültüye dönüşür. Okumak değil dikkat ederseniz burada mesele. Yazmak var. Yazardan eşleştiriyoruz burayı. Beste de bunlar eğer düzenlenmezse bir gürültü olur. Yani düzenlenmesi gerekiyor. Yazmak ve beste arasındaki bağlantıyı vurgulamış. Yani bunun sorusu olabilir diyoruz. Şöyle eşleştirebiliyoruz. Aslında bir yerde cevabı da bulduk sayılabilir. Diğerlerine bakalım. Yazma amacım ilk gün neyse şimdi de o. Kendimi ifade edebilmek. Bu nedenle adımın sıkça anıldığı ödülleri alıp almamam hiç önemli değil. Sanatınızı nasıl etkiliyor? Alıp almamam çok da önemli değil. Bunu da onunla ne yaptık? Eşleştirdik. Yani B gitti, D gitti. Hemen bakalım sonuncusuna. Hayatımın en olgun dönemini yaşıyorum. Bu yüzden okurken daha seçici davranıyorum. Ne demişti? Son zamanlarda ne tür yazılar okuyorsunuz? Okurken seçici davranıyorum. Dikkat edersen yazmak ve okumak arasındaki bağlantı olarak görebileceğimiz bir metin yok. Devam edelim. Hocam bunu bununla eşleştiremez miyiz? Bugünlerde denemelere merak saldım. Dikkat. Ne tür yazılar okuyorsunuz? Merak ettiği şeyleri söylediğinden de bu olduğunu netleştirebiliriz. Cevabımızın da C olduğu ortaya çıkar bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluruz. Diğer sorularda görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum. Küçük bir hatırlatma destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayalım.